Bakın bir mesele anlatayım. Hani dedik ya, kimi destekliyorsan, kimi seviyorsan, onun bayrağı, sancağı altında ahirette toplanacaksın diye. Tabii bu siyasi bir lider de olabilir, dini bir lider de olabilir, alim de olabilir, zalim de olabilir, sıddık da olabilir, zındık da olabilir yani. Anlıyor musun? Sen bunu genel olarak düşün. Çok evvelce fi tarihinde bazı hoca efendiler işte emr-i marufa çıkıyorlar. Türkiye'nin her tarafını tabii dolaşıyorlar. Zannediyorum Erzurum'da bir kasabaya, bir köye geliyorlar. Orada işte tebliğ, davet, sohbetler, vaazlar. Halk da tabii çok hocaları seviyor. Onlara efendim izneti ikramda bulunuyorlar. İşte görüşmeler, konuşmalar, sohbetler, yemeler, demeler derken onların içerisinde bir zat hocaların gözlerine çarpıyor. O zat hep böyle gözyaşı döken bir kimse. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Merak ettiler. Yani bunun bu kadar ağlamasının, bu kadar gözyaşı dökmesinin sebebi acep ne? Bir fırsatını buldular. Bir şöyle efendim müsait bir ortam buldular ve kendilerine sordular. Dediler ki sen niçin böyle efendim bu kadar gözyaşı döküyorsun diye sorunca. Hı. Dedi ki aslında ben dedi bugüne kadar bu meseleyi hiç anlatmadım. Kimseye bu meseleyi söylemedim ama sizin gibi kıymetli hoca efendiler... He, madem böyle bir ricada ve istekte bulundular, size kırmak istemem dedi ve anlatmaya başladı. Diyor ki, benim devamlı ağlamamın, böyle gözyaşı dökmemin sebebi görmüş olduğum bir rüyadır diyor. Evet, rüyada ne görmüş? Bir gece diyor, şöyle bir rüya gördüm ki, kıyamet kopmuş, mahşer arazisi kurulmuş, bütün insanlar orada, Herkes sıkıntı içerisinde, herkes ter kan içerisinde. Kimi efendim ayak bileğine kadar, kimi dizine kadar, kimi beline kadar, kimi gırtlağına kadar ter kan içerisinde. O esnada, o hengame içerisinde baktım diyor, yüksek bir tepe, o tepede müthiş bir kalabalık. O kalabalık, onların önünde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ardında da Hulefai Raşidin. Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ömer var, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh'ım ve onların da ardında kalabalıklar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasına döndü ve Hulefai Raşidine tek tek onlara dedi ki en teminni sen bendensin dedi. Ebubekir Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ömer'e döndü. En teminni Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye hepsine sen bendensin buyurdu. O. Onlar da arkalarına döndüler kendi arkasındaki kalabalıklara döndüler. En minni siz bendensiniz. Diyor ki işte o kalabalık içerisinde Hazreti Ali radıyallahu anh'ın arkasındaki topluluktaydım ben. Ve bize döndü siz bendensiniz dedi. Öyle bir feyiz bastı. Öyle bir heyecan yaptım, öyle bir mutlu oldum, haz ve manevi bir haz ve lezzete gark oldum ki hıçkırıklarla ağlamaya başladım ve o gözyaşlarıyla diyor uyandım diyor hala ağlıyorum. Hala gözyaşı döküyorum ve hala o rüya o gün aklımdan çıkmıyor. İşte gözyaşlarıyla, o günün özlemiyle, hasretiyle ağlıyorum, yanıyorum, tutuşuyorum diyor. Evet, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ardında demek ki ne yapacak? Saf tutacak. Hazreti Ali'nin sancağı altında, onun bayrağı altında haşredilecek. Evet, önümüzde bu işler var kıymetli kardeşlerim. Aman ne yapalım, dikkat edelim. Önümüzde ahiret var. Haşir var, neşir var. Hesap var, kitap var. He? Her şeyin hesabının sorulacağı mahkeme-i kübra var. Kimlerle çağrılacaksın? Kimlerle haşrolunacaksın? Kimlerle birlikte orada bulunacaksın? Demek ki böyle bir dönem var önümüzde kıymetli kardeşlerim. Onun için ne yapalım? Kimlerle düşüp kalktığımıza dikkat edeceğiz. Kimlerin peşinden, kimlerin yolundan gittiğimize, kimi önder, kimi lider kabul ettiğimizde, kimlerin bayrağı, amblemi, sancağı altında bulunduğumuza dikkat edeceğiz.